Herkese merhabalar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün güzel bir pasta tarifim var. Öncelikle 2 yumurtalı küçük bir kek hazırlayacağım. 2 tane yumurta, 1 çay bardağı toz şeker. Bunları mikserle kabarana kadar çırpalım. Şeker ve yumurtayı çırptıktan sonra yarım su bardağı su, normal içme suyu kıvamında, yarım su bardağı da sıvı yağ. Bu aşamadan sonra mikser kullanmayalım. Bir buçuk bardak un ekledim. 2 yemek kaşığı kakao, 1 paket kabartma tozu, 1 paket de vanilya. Hatta onları da ekliyorum. Kek harcım hazır. Bu tarifi böyle 24 santim kelepçeli bir kalıpta yapıyorum. Tabağına pişirme kağıdı koydum ya da güzelce yağlayabilirsiniz. Şöyle 1-2 vurup biraz sallayalım eşit kabarması için. Üzeri tamamen düz olsun. Fırını da önceden 170 derecede ısıtalım. Sıcak fırında kekimizi pişirelim. Kek fırında pişerken ben tarifin kumlu kısmını yapıyorum. 2 paket kakaolu bisküvi kullandım. Bunlar biraz küçük paket. Kakaolu petibör kullanacaksanız bir tekli paket yeterli gelir. Bunları şimdi küçültüp kum haline getireceğim. Keki fırından çıkarttım. Şimdi kumlu pastanın en son üzerinde kumlar oluyordu ama ben bu tarifi kelepçeli kalıpta kum kısmının altına gelip yapacağım. Yani kek kısmı üste gelmiş olacak. Kek şu an sıcak. Bunun soğuması için kenara alıyorum. Kumlu pastanın kreması içinde 4 su bardağı süt, toplam 800 ml, 3 yemek kaşığı un, 5 yemek kaşığı toz şeker, 2 yemek kaşığı da kakao. Şu an çok unlu bir görüntüde. Önce telde güzelce karıştıralım. Ardından ocakta fokurdayana kadar devamlı karıştırarak pişireceğiz. Ocağın altını kapattıktan sonra diğer malzemelerini ekleyeceğim. Muhallebiyi ocakta devamlı karıştırarak pişirdim. Ocağın altını kapattıktan sonra 1 paket vanilin, 1 dolu dolu yemek kaşığı tereyağı, 1 paket de çikolata ekleyeceğim ama öncelikle bunları biraz karıştırıp tereyağını eriteyim. Kremalı kısma son olarak da 60 gram bitter çikolata ekliyorum. Kremalı kısım aslında hazır ama kıvamının daha güzel olması için mikserle 2-3 dakika çırptıktan sonra artık bisküvilerin üzerine dökeceğim. Kelepçeli kalıbın kenarlarına pişirme kağıdı koydum. Pastayı en son çıkardığım zaman kolay çıkarmak için. Ama tabanına bir şey koymadım. Kum haline getirdiğim bisküvileri yayıp daha sonra orta katına kremayı, en son da keki ekleyeceğim. Şimdi son olarak da keki ekliyorum. Aslında kek oldukça yumuşak ama pasta kıvamında olduğu için keki biraz ıslatabilirsiniz. Ben böyle yarım çay bardağı kadar sütle kekin her yerini ıslatacağım. Eğer kahveli seviyorsanız, pastayı kahveli yapmak isterseniz sütün içine Nescafe gibi bir kahve koyup da böyle hafif bir kahve aroması gelmesini sağlayabilirsiniz. Daha sonra pastayı dolaba koyacağım. Tabii çok iyi dinlenmesi gereken bir pasta. Çünkü ters çevireceğim ve o şekilde servis yapacağım. Bir gün dolapta duracak. Yani akşamdan yapıp bu tarifi ertesi gün servis yapabilirsiniz. Artık pastanın son kısmına geldim. Dünden beri dolapta duruyordu. Üzerini kapatıp buzdolabına koymuştum.
Tam da istediğim görüntüde oldu. Kumlu pastayı tersten yapmış oldum. Bisküviler normalde üstte kaldığı zaman daha dağınık dağınık gözüküyordu. Bu şekilde biraz daha bütün haldeler ama tabii bıçakla kestikten sonra biraz ufalanma olur. Böyle tam bir yaş pasta görüntüsünde. Altta keki, ortada kreması, üzerinde bisküvi kırıntıları. Görüntüsü kadar tadı da çok güzel oldu. Zaten kumlu pasta çok sevilen pastalardan biri. Eğer kelepçeli kabınız varsa bu şekilde yapmanızı tavsiye ederim. Eğer normal tepside yapacaksanız normal klasik olarak altta kek, ortada krema, en sonda bisküvi kırıntılarını üstüne serpebilirsiniz. Tarifle ilgili yorumlarınızı bekliyorum. Biraz orijinal bir sunum oldu. Ayrıca tarifi yapan herkese şimdiden afiyet olsun. Bugünlük de videomuz sonuna geldim. Yeni ve farklı tariflerde tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.